Malumunuz Irak'ta mezhep eksenli ve etnik temelde bir sürtüşme ve çatışma devam ediyor. Suriye'de keza etnik ve mezhep ağırlıklı bir çatışma devam ediyor. Yemen'de de bu yönde bir savaş var. Yüz fazla insan öldü Yemen'de. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak istiyorsanız arazideki en güçlü olan Şam yönetimiyle sizin desteklediğiniz ve Şam'a karşı savaştırdığınız muhalifleri gelin barıştıralım Ankara'da. Bunlar burada barışsınlar. Eğer bunlar barışırsa bir şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda önemli bir adım atılmış olur. Ve Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanırsa da bölgenin istikrarı sağlanır, bölgede tansiyon düşer demiştik. Bu önerimize kulak asılmadı. Olsaydı bu öneri gerçekleşseydi, hayat bulsaydı esasen ne Aslanay'a gerek vardı ne de Rusya'nın önermiş olduğu şimdi Suriyeli Halklar Konferansı'na gerek olurdu. Hatta Cenevre Konferansı bile belki burada Ankara Konferansı olarak devam ederdi. Bu önerimiz dikkate alınmadı. Şimdi yeni bir öneride bulunuyoruz. Daha kapsamlı bir öneride. Bu önerimiz şudur. Bölgede etnik ve mezhep çatışmasını giderebilmek, tansiyonu düşürebilmek, bu bölgenin taşeronlaşmasını engellemek, dışarıdan askeri müdahalelerin oluşmasına engel olmak amacıyla Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan ve Afganistan'ın öncelikli yer alacağı ve bölgedeki diğer ülkelerin de katılım sağlayacağı bir konferans yapılması Ankara'da veya Türkiye'de. Buradan bu bölgenin etnik ve mezhep fayatları üzerinde oluşan sorunlarının ele alınması ve bu sorunların çözümü konusunda fikirler ortaya serilmesi ve bölgenin daha fazla yıpranıp ufalanmasının önlenmesi amaçlanmalıdır. Esasen bölgedeki radikalleşme, kökten dinci akımlar, bölgenin teröre açık hale gelmesi, mezhep eksenli çatışmalar, etnik temelli hedefler burada değerlendirilebilir ve bölgedeki bu tansiyon ancak bu tarafların görüşmesiyle giderilebilir.